adaletlidir. Hani hiçbir sendikada, hiçbir işverende, hiçbir baroda yanımızda da bulunmamıştır. Hiçbir milletvekili de yanımızda bulunmamıştır. Ölenin de partisi yok, hayatta kalanın da hiçbir partide hususi olarak kimseyle de ilgilenmemiştir. Olan ateş deniliyor. Bu çok doğru bir laf. Bunu belki ben söylesem de anlamazsınız ama ateş düştüğü yeri yakıyor. Biz bu acıyla 2 yıldır uğraştık. Üstelik adalet yerini bulsun, bütün sorumlular yargılansın diye de bu mücadelenin peşinde koştuk. Ama nitekim az da olsa vicdanımızı rahatlatacak bir şeyin sahibi olduk. Bunu başardık. Ama ben burada gerçekten bize 2 yıldır bizim acımızı paylaşan, yanımızda olan bütün hukukçulara, Bir Umut'un gönüllü destekçilerine çok teşekkür ediyorum. Onlar olmasaydı bugün bu davada bu kararlar çıkmayacaktı ve bugün o kadar önemli bir karar çıktı ki kamu görevlisi, bu devletin valisinin yargılanması için soruşturmanın önü açıldı. Türkiye'nin en yüksek mahkemesi, Anayasa Mahkemesi'nden böyle bir karar çıktı ve bu tescillendi. Bu insanların sorumluluğu var diye. Ama dönüyorsun, vali açıklama yapıyor, benim ne sorumluluğum var diyor. Yani insan kendi, sen valisin ya, bir ilin en büyük mülkamirisin. Tabii ki de orada yaşanan bütün şeylerden sen sorumlusun. Üstelik çıkıp beyanat da veriyorsun. Sen nasıl? Tabii Türkiye'de toplum algısı, hafızası zayıf. Bu da kabulümüzdür, doğrudur. Ama şunu bilin, biz bu davada mücadele ettik aileler olarak hep birlikte. Duruşmalara gittik, geldik. Hakimin huzurunda lafımızı da söyledik. Bizim bu davada 24 kişi hayatını kaybetti ama bu davayı takip eden sadece 5 aileydi. Sadece 5 aile. Diğer aile otel sahibinin para teklifini kabul etti birçok aile ve davadan çekildiler. Biz sadece dedik ki, bizim hakimin huzurunda da söyledik. Efendim, burada 24 insan hayatını kaybetti. Hani insanın canı biraz kıymetli sayılsın. Kimin sorumluluğu varsa, kim görevini ihmal ettiyse o yargılansın dedik. Ve nitekim 11 yıllık ceza alan bir karar çıktı Tevfik Bayram. Bütün bunlar da bir yana, burada biz vicdan adalet nöbeti tutuyoruz. 23. vicdan adalet nöbeti. Burada yine yakınını iş cinayetinde kaybeden aileler var. Davutpaşa patlamasında, Esenyurt çadır yangınında ve diğer elektrik işçisi olan Erkan abinin davası, trafik kazasında hayatını kaybeden senin ablanın davası. Burada hepsi takip ediliyor. Ama şunu bilin, ben abimi kaybettiğimde 20 yaşındaydım. Ve ben şunu çok iyi öğrendim ki bu memlekette. Siz acınızla kalıyorsunuz. Eğer bunu takip etmediğiniz zaman hiç kimse, mahkemeler olsun, kamu kurumları olsun, hiç kimse yanınızda olmuyor. Yani buna tek sahip çıkacak olan kişiler sizlersiniz ve bu acıyı yaşayan diğer insanlar. Bunu yapmadığınız takdirde hiç kimse, insan canı bu kadar ucuz olmuş. Biz bunlar, bu sayılar, bu fotoğraflar artmasın diye. Düşünün, burada yaşayan, bunların hepsi gencecik, daha ömürlerinin baharında insanlardı ve biz bunları kaybettik bugün. Hiçbiri hayatımızda yok şu an. Diyeceklerim bu kadar. Yani denilecek o kadar çok şey var ki, o kadar hukuksuzluk var ki. Ben size 2 yılı burada bir 10 dakikaya sığdırmaya çalıştım. Şu an 22 yaşında bir genç olarak bu gördüğüm hukuksuzluğu, gördüğüm adaletsizliği bu kadar anlatabildim. Ama yaşayan bunu bilir. Ama şunu da bilin, biz bu acıyı gördük. Bundan sonra bunların yaşanmaması için de bu yola başımızı da koymuşuz. Bu da bilinsin. Bu davanın peşinde de sonuna kadar gideceğiz. Van valisi ve bütün sorumlular yargılanana kadar da kendi, hem kendi davamın hem de diğer davaların peşinde olacağız. Bu da bilinsin.